Merhabalar. İngilizce dizi izleyerek İngilizce dil bilginizi geliştirmeye, yeni kelimeler ve günlük ifadeler öğrenmeye ve en önemlisi İngilizceye maruz kalarak dil edinimi yolculuğunuzdaki en önemli adımı atmaya hazır mısınız? Bu videoda Friends'ten çok eğlenceli bir bölüm izleyeceğiz. Ve yine bu bölümün içerisinde geçen kelime, günlük kalıp ve kültürel ifadeleri beraber inceleyeceğiz. Aklınızda bulunsun, işinizi kolaylaştırmak için videonun sonunda bu videonun içerisinde gördüğümüz kelime ve ifadeleri bir özet geçeceğim. Ve ardından öğrendiklerimizi kontrol etmek amaçlı çok kısa bir test yapacağım. Daha önceki dizi izleyerek İngilizce öğren bölümlerine ise şuradan ulaşabilirsiniz. Hepsi birbirinden eğlenceli ve eğitici bu videoları izlemenizi İngilizce gelişiminiz adına tavsiye ederim. Bu serideki videoları yararlı buluyorsanız ve bunların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Zira ben de bu videoları beğenip beğenmediğinizi yaptığınız yorumlardan ve beğenilerinizden anlıyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Hazırsanız başlıyoruz. Bu bölümde Joey bir İngilizce kursuna katılıyor. Kursa neden katıldığını ve başına neler geldiğini beraber izleyelim. I just gotta go pick up my books. I'll be right back. Don't go anywhere. No problem. I'll be right here. Nice to see you again, Maria. Hello, Mrs. Lafferty. Oh, welcome. What is your name? I'm Joey. Joey, you have a wonderful accent. Thank you. Joey, this is an English as a second language class for beginners. Are you sure you're in the right place? Oh, I'm in the right place. Let's get started. I hope that everybody practiced counting to 10 over the weekend. Yes. Great. Let's do it together. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12. Very good, boys. Somebody's gonna get a gold star. Six. 13, 14, 15. Oh! Joey, why don't you pick it up where Renata left off? Now, this is a hard part, so take your time. Oh, boy, yeah, this looks tough. The bell rang, and the students all went to the auditorium with their teacher. Boom! That's right, Boris, you heard it. Auditorium! I am so lucky to be with the smartest boy in class. Some words are so dog. Tug. Oh, remember I told you the GH sometimes sounds like an F. It's tough, like rough or laugh. Oh, Joey, make love to me tonight. That is good English. Okay, like everybody to take out their homework on the subjunctive tense. You didn't do it? I got it. If the present tense of the verb to be is I am, then the subjunctive tense is if I, Joey. If I was. Oh, I'm sorry. That's not correct. It's if I were. Very good, Boris. Joey, you're stupid. Joey is stupid, Renata. I just gotta go pick up my books. I'll be right back. I'll be right back. Hemen geri döneceğim anlamına gelen bir ifade. Burada da Joey'nin arkadaşı I'll just gotta go pick up my books. So I'll be right back diyor. Yani hemen gidip kitaplarımı alacağım ve geri döneceğim diyor. Let's get started. Let's get started. Benim de günlük hayatta çok sıklıkla kullandığım bir ifade. Hadi başlayalım demek. Mesela derse başlayacaksınız veya bir işe başlayacaksınız. Let's get started diyebilirsiniz. Burada da sınıftaki hoca let's get started diyor. Yani hadi başlayalım diyor. Joey, why don't you pick it up where Renata left off? Pick something up bir phrasal verb.
yani bir fiil olarak algılayabiliriz. Aklınızda olsun, phrasal verb'lerin farklı farklı anlamları mevcut ve genelde anlamlarını bağlamdan çıkarabiliyoruz. Buradaki anlamı bir kesintiden sonra bir şeyi devam ettirmek. Mesela dün bıraktığımız yerden devam edelim demek istiyorsanız, let's pick up where we stopped yesterday diyebilirsiniz. Burada hoca da Joey'e why don't you pick it up where Renata left off diyor. Yani onun bıraktığı yerden sen neden devam etmiyorsun Joey diyor. Yine dediğim gibi phrasal verb'lerin farklı farklı anlamları olabilir. Bunların farklı anlamlarını da konteksten yani bağlamdan anlayabiliriz. Joey, why don't you pick it up where Renata left off? Leave off yine bir phrasal verb yani bir fiil. Bir işi veya eylemi durdurmak, kesmek demek. Burada tabii hoca geçmiş zamanda kullandı bu phrasal verb'ü ve Joey'e why don't you pick it up where Renata left off dedi. Yani sen neden devam etmiyorsun Renata'nın bıraktığı yerden. So take your time. Take your time. Benim de yine günlük hayatta çok sıklıkla kullandığım ve kullanmaktan zevk aldığım bir ifade. Acele etme demek. Çok rahatlatıcı bir ifade. Take your time dediğinizde akan sular duruyor. Mesela birine diyeceksiniz ki çok zamanımız var, acele etme. Take your time. We have plenty of time diyebilirsiniz. Çok zaman, plenty of time. Burada da öğretmen okumak için verdiği parçayı biraz zor buluyor ve diyor ki yani bu evet biraz zor. O yüzden take your time. Acele etmeyin diyor. Oh boy. Yeah, this is oh boy. Bir interjection yani bir ünlem. İnanılmaz, hadi be veya of demek. Joey de tabii burada abartıyor biraz işte. Okuma parçası çok zormuş gibi davranıyor. Oh boy diyor yani aman Allah'ım. Evet of çok çok zor. This looks tough. Tough bir adjective yani bir sıfat. Zorlu, çetin, zor demek. Ve evet Joey'nin de söylediği gibi GH harfleri bir araya gelince F sesini veriyor yani tough. He's a tough person dediğinizde o zor bir insan demek oluyor. Burada da Joey tabii bu yaptığı alıştırmanın zor olduğunu göstermek için this looks tough diyor yani bu zor görünüyor diyor. The bell rang and the students all went to the auditorium with their teacher. Auditorium bir isim. Türkçe'de de kullanıyoruz artık bu kelimeyi. Auditorium demek yani toplantı salonu. Ve yabancı biri için okuması biraz zor olabilir. Joey de bunun üzerinde duruyor ve hızlı hızlı the bell rang, the students all went to the auditorium with the teacher diyor. Burada göstere göstere okuyor bu kelimeyi. Like rough. Rough bir adjective yani bir sıfat. Kaba, sert veya kaba taslak demek. Mesela odada yaklaşık olarak kabaca 20 kişi var diyeceksiniz. There are roughly 20 people in the room diyebilirsiniz. Burada tabii bir adverb yani bir zarf olarak kullandım. Roughly olarak. Ama bunu tabii sıfat olarak kullanacaksınız. Rough demeniz yeterli. Make love to me tonight. Make love bir fiil, sevişmek demek. Burada da kadın Joey'e make love to me tonight diyor. Yani seviş benimle Joey diyor bu akşam. Ancak tabii tonight kelimesini biraz yanlış telaffuz ediyor. Like everybody to take out their homework on the subjunctive tense. If the present tense of the verb to be is I am, then the subjunctive tense is if I, Joey. If I was. Oh, I'm sorry. That's not correct. It's if I were. Very good, Boris. Subjunctive tense. Aslında böyle bir şey yok İngilizce'de. Yani subjunctive tense diye bir şey yok. Ancak subjunctive mood diye bir şey var. Ve bu da Türkçe'de dilek kipi olarak biliniyor. Keşke şöyle olsa, keşke böyle olsa, şöyle olsam keşke vesaire gibi ifadeler için bu kalıbı kullanıyoruz. Yani subjunctive mood'u kullanıyoruz. Mesela keşke zengin olsam diyeceksiniz. I wish I were rich demeniz gerekiyor. Bunu Joey gibi native speakerlar yani İngilizcesi ana dili olan kişiler günlük konuşmada I wish I was rich şeklinde ifade edebilirler ki Joey de aynı hataya düşüyor. Ancak dil bilgisi karşılığında I wish I were rich demeniz gerekiyor. Özellikle dilek kipi
için söylüyorum bunu. Bu aynı şekilde mesela if conditional type 2'da da karşımıza çıkıyor ama çok ayrı konular. Çok böyle detaya girmek istemiyorum şu anda. Bu bir gramer dersi değil neticede. Mesela şöyle demek istiyorsunuz. Keşke burada olsa. Mesela sevgilinizi özlediniz. Diyeceksiniz ki keşke burada olsa. I wish she were here diyorsunuz. Yani bu da gramatik olarak doğru. Ancak tabii günlük konuşmada I wish she was here deseniz kimse size ya neden was dedin de were demedin diye yargılamaz. Ancak aklınızda bulunsun, dil bilgisi açısından I wish she were here demeniz gerekiyor. Burada da Joey tabii kendinden çok emin bir şekilde if I was diyor ama İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Boris ise çok çalışkan bir öğrenci tabii. It's if I were diyor ve alkışı alıyor. Siz de if I were deyin ve alkışı benden alın. Şimdi de aynı klibi altyazısız izleyelim ve ne kadar öğrendiğimizi beraber görelim. I just gotta go pick up my books. I'll be right back. Don't go anywhere. No problem. I'll be right here. Nice to see you again, Maria. Hello, Mrs. Lafferty. Oh, welcome. What is your name? I'm Joey. Joey, you have a wonderful accent. Thank you. Joey, this is an English as a second language class for beginners. Are you sure you're in the right place? Oh, I'm in the right place. Let's get started. I hope that everybody practiced counting to 10 over the weekend. Yes. Yes. Great. Let's do it together. One, one, two, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 11, 12. Very good, Boris. Somebody's gonna get a gold star. Six. 13, 14, 15. Joey, why don't you pick it up where Renata left off? Now, this is a hard part, so take your time. Oh, boy, yeah, this looks tough. The bell rang, and the students all went to the auditorium with their teacher. Boom! That's right, Boris, you heard it. Auditorium! I am so lucky to be with the smartest boy in class. Some words are so dog. Tug. Oh, remember I told you the GH sometimes sounds like an F. It's tough, like rough or laugh. Oh, Joey, make love to me tonight. That is good English. Okay, like everybody to take out their homework on the subjunctive tense. You didn't do it? I got it. If the present tense of the verb to be is I am, then the subjunctive tense is if I... Joey? If I was. Oh, I'm sorry. That's not correct. It's, if I were. Very good, Boris. Joey, you're stupid. Joey is stupid, Renata. Gelin bu videoda gördüğümüz kelime ve ifadeleri bir özet geçelim. Ve ardından çok kısa bir test yapalım. Ne dersiniz? I'll be right back. Hemen geri döneceğim. Let's get started. Hadi başlayalım. Pick something up. Bıraktığın yerden devam etmek. Leave off. Bir eylemi durdurmak. Take your time. Acele etme. Oh boy. Hadi be. Off. Tough. Zorlu, çetin. Auditorium, toplantı salonu. Rough, kaba, sert. Make love, sevişmek.
Bu videoyu yararlı bulduysanız ve bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine bu videonun içerisinde gördüğümüz kelime ve ifadeleri uzun süreli hafızanıza atmak istiyorsanız en etkili kelime öğrenme videomu da tavsiye ederim. Şimdilik hoşça kalın.